Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Ankara Çankaya'dan dövme sanatçısı Sayın Eser Kuşar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Eser Kuşar kimdir? Kendi dilinden tanışmak isteriz. Buyurun. Öncelikle merhaba, Eser Kuşar. 1990 Ankara doğumluyum. Orada ikamet ediyorum. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü. Dövme sanatıyla ilgileniyorum. Bir 3 sene falan oluyor profesyonel olarak. Onun dışında bu şekilde yani. Dövmeye aşığım mı diyorsunuz? Evet, yani öyle. Gerçekten öyle. Evet, aslında çok güzeldi. Bir şey paylaştınız. Güzel sanatlar mezunuyum dediniz ve bunu dövme sanatıyla birleştirdiniz. Dövme de öyleyse bir anlamda sanatın güzel kısmına giriyor değil mi? Tabii. Gerçekten öyle. Sonuçta insanların vücutlarına yaptırdığı ve ömür boyu taşıdıkları bir şey. Evet. Sanat anlamında büyük önem taşıyor. Kesinlikle öyle. Nasıl başladınız? Zaten küçüklükten beri resim benim çok ilgimi çeken bir şeydi ve yetenekli olduğumu da biliyordum. Hiç sıkılmadan yaptığım bir şey. Bunu dövmeyle harmanlamak güzel olur diye düşündüm. Çünkü sonuçta dövme de resmin bir dalı gibi düşünürsek. Sıkılmadan yaptığım bir şey. Çok hevesli, çok hoşuma gidiyor. Ve sürekli öne açık, hani yenilikler, sürekli yenilikler. Çünkü bu sizin sanatçının bakış açısıyla, yaptırdığı kişiyle iyi anlaşmasıyla alakalı. Nasıl anlatsam, hayal gücüyle alakalı. Yani ne hayal edebiliyorsanız o oluyor. Resim yapmak gibi. Mesela bir tablo yaparken nasıl? Resmi, hayal gücünüz neyse o resim o boyutta değişiyor. Dövme de aynı şekilde. Yardımcı olduğunuz kişiye, yani dövme yapacağınız kişiye iyi anlaşırsanız, iyi kararları verirseniz gerçekten güzel işler çıkıyor. Bu da beni mutlu ediyor. Hoşuma gidiyor. Dediğim gibi zevkle, sıkılmadan yapıyorum. Çünkü cidden sabır gerektiren bir iş. Severek yapıyorum yani. Ne kadar güzel. Peki, nerelerden eğitim aldınız dövme konusunda? Dövme konusunda kuaförlük gibi düşünün. Çıraklık evresi oluyor bunun. Çünkü gerçekten bir usta elini izlemeden biraz zor gelişen bir iş. Onun haricinde dediğim gibi ilk başta kendim başladım. Herkesin yaptığı gibi. İşte çim malı bir makine sipariş edip evde kendim işte iğnenin, makinenin bile nasıl kurulduğunu bilmiyordum. Ondan sonra bir profesyonel, evet, destek almak gerekiyor. Bir stüdyolarla görüştüm. Bir Niyazi Bey'le tanıştım. Şu an zaten birlikte çalışıyoruz aynı stüdyoda. Ustam odur. Hani onunla birlikte, onu izleyerek. Ben hevesli olduğum için de biraz hızlı öğrendim. Dediğim gibi yetenek de işin içine giriyor. Biraz önemli. Bu şekilde gelişti yani. Evet. Peki, güzel sanatlar, resim bölümü herhalde değil mi? Evet, resim. Dövmeye çok yakın. Nasıl merak sardınız? Dövme yapmak nereden sizi cezbetti? Nasıl cezbetti? Aslında bir gün ailemle oturuyorduk. Kahvaltı yaparken oldu bu. Biraz çünkü farklı bir hikayesi var benim için. Ablam da, kardeşim de, yani bizim ailede hemen hemen herkeste dövme var. O zamanlar bende yoktu. Ama dediğim gibi hala resimle ilgileniyorum bu arada. Bir gün sordum, hani nasıl oldu, niye, işte nerede yaptırdın? Ablama sordum, sen nerede yaptırdın? Bir de baktığım dövmelerde, şimdi resim gözü olduğu için az çok, hoşuma gitmeyen yerleri vardı. Ama bak, bunun burası böyle olmuş. Saklıyorum gibi. Ben, eyvah. Evet, gözüme takılıyor. Gözüme takılmıyor değil. Saklıyorum. Aynen öyle. Ya hani bu okunmuyor, atıyorum bir yazı var ya da bir model, bunun burası böyle olmuş. Aslında öyle olmaması gerekiyor. Sonuçta bir baktığınız zaman belli kategorilerin içeri dövme de olsa sonuçta bir estetik açıdan bir görsel olarak hitap etmesi lazım. Birkaç dövmelerini beğenmedim. Kimde yaptırdıklarını sordum. Onları araştırdım. Ya dedim, hani bu adamlar yıllarca uğraşmış, bu kadar yapabiliyor. Ben de resim yapıyorum. Hani ben de yapabilirim gibi bir şeyle başladı. Ve güzel bir şekilde devam ediyor. Evet. Peki, insanlar dövme yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeliler? Aslında bunu şöyle soralım. Dövme yaptırmadan önce nelere dikkat etmeli? Yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeli? Kişinin dövmesi yoksa, özellikle ilk dövme yaptıracaksa,
bana göre kişinin yaşının oturmuş ve vizyon sahibi olması lazım. Bu niye? Sonuçta vücudunuzda ömür boyu taşıyacağınız bir şey yaptırmak kararı veriyorsunuz. Çok kişi de oluyor bu. Dövme yaptırmak istiyorum. Tabii nasıl bir şey düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani katalog var mı? Ha, bu biraz kopyalama tekniği hoş olmuyor. Yaptıran kişi için de, yaptıracak kişi için de çünkü çok çabuk sıkılabilir. İlk dövmelerin minimal şeyler seçmeleri biraz daha mantıklı olur. Daha az görecekleri yerlere, daha anlam yükleyebilecek. Çünkü dövmede çoğu kişinin, nasıl söyleyeyim, anlam yüklemesi kişinin kendine bağlı. Hani kendine özgü bir anlamı vardır, kendi taşıyabilir. Ama dediğim gibi minik bir şey, ufak bir dövmeyle, iyi bir dövme sanatçısıyla zaten dövme sanatçısı kişiyi yönlendirir. Hani ilk dövmesi ise özellikle iyi yönlendirme, iyi sonuç getiriyor. Bu şekilde iyi araştırarak, iyi bir sanatçıyla tanışarak bu problemi çözebilirler. Dövme bakımı, yani dövmeden sonrası ciddi bir bakım istiyor. 2 haftalık bakım süreci var. Belli sürelerde su değmemesi lazım. Deniz, havuz suyu bunlar etkiliyor. 2 haftalık dövme sanatçısının zaten belirlediği şeyler vardı. Onları kullanması gerekiyor. Onlar anlatılır. Rütüş denilen olaylar var. Bir de yapılan tarza göre ne tarz bir şey yaptırdığınla alakalı. Atıyorum güneşten koruması gerekiyor. Bu ömürlük bir işlem. Sonuçta biliyorsunuz vücudumuzda taşıyoruz. Cildimizi nasıl koruyorsak dövmede sonuçta bizimle birlikte ömrü boyu yanımızda olacak. Mesela tatile gittikleri zaman vücutlarına sürmüyorsa bile kişi faktörü yüksek kremlerle dövmeyi korumak zorunda. Çünkü niye? Pigmentler bozulabiliyor, renkte solmalar olabiliyor. Özellikle detaylı, görsellikli dövmeler yaptırıyorlarsa, renkli dövmelerde. Bu gibi şeyler zaten iyi bir dövme sanatçısı dediğim gibi kişiyi yönlendirir. Evet. Peki yazın dövme yapılabilir mi? Yazın dövme yapılabilir. Dediğim gibi belli aralıklarla deniz ve havuz, çünkü mikrop kopma olasılığı çok yüksek. Dövme sanatçısı yaptıran kişi zaten bu şekilde iyi bir şekilde yönlendiriyor. Anlatır zaten her şeyi, nasıl yapması gerektiğini. Belli sürelerde tabii güneş ışığından uzak durulması gerekiyor. Bahar dönemleri bana göre, yani benim açımdan daha rahat. Çünkü 15 günlük bir bakımı var, yoğun bir bakım. Bir merhem sürmeniz gerekiyor. Sıcaklarda biliyorsunuz merhem sürmek sivilcelenme yapabiliyor, rahatsız edebiliyor gibi. Genelde bahar dönemleri biraz daha uygun bana evet, göre. Evet. Peki sizin yapmakta, uygulamada en çok hoşlandığınız dövme tarzı nedir diye soracağız. Ama bunun öncesinde dövmenin tarzlarından biraz bahsedelim mi? Çünkü çok çeşidi olduğunu çok biliyoruz. Çok çeşitli dövme tarzı, evet. Sanatçılar arasında farklar var. Genelde belli bir dövme tarzına ilerleyenler, bahsettiğim kişiler çok artık ileride. Hani ununu elemiş, eleğini asmış dediğimiz olay var ya, artık hobi şeklinde getirmiş sanatçılar var. Ya da var mı belli sizin bir idolünüz? Ya ben realistik dövme üstüne, yani gerçekçi görüntü, fotoğraf görüntüsü yapmaktan da çok hoşlanıyorum çünkü. Atıyorum bir portre ya da farklı bir anlamı olan bir şey, biraz daha gerçek. Hiperrealistik de deniyor. Biraz daha tabii kendimi de geliştirmek istiyorum o konuda. Hoşuma giden bir şey o. Dediğim gibi genelde yaptıracak kişi de bizi yönlendiriyor. Çünkü mesela siz old school bir dövme isterseniz ben size o konuda da yardımcı olurum. Nedir o? Old school biraz daha kalın font çizgilerle yapılan, biraz daha çizim gibi görünen, hani çok realistik fotoğraf görüntüsü gibi değil de biraz daha çizim gibi. Yani en basit anlatımı olur. Çizgisel dövmeler isteyenler var, geometrik dövmeler isteyenler var, işte mağru tarzı. Dediğim gibi tarz ayrılıyor bu. Dövme sanatçıları belli bir yerden sonra, yani araştırmalarıma göre bir de gördüğüm kadar, bir yerden sonra belli bir tarza tamamen yoğunlaşmaya başlıyorlar. Evet. Yani şu an benim için hepsi hoşuma gidiyor. Yani zevk alarak yapıyorum. Tabii daha fazla zevk alarak yaptıklarım da var ama elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. İlk yaptığınız dövmenizi hatırlıyor musunuz? Evet, yengeme yapmıştım sağ olsun. Çok yardımcı oldu ama bana gerçekten. Neydi ve hangi bölgeye uyguladın? Ayak bileğinin yan tarafına yapmıştım. Ufak bir fil dövmesi, çizgisel bir dövmeydi. Çünkü sonuçta ilk dövmemdi. Dediğim gibi küçüklükten beri de beni de tanıyor yengem, abimin eşi. Çok güveniyor bana. Hani yaptığım resimlerde seni çok işte tablolarını seviyorum. İşte bana şunu yap, işte resim sen çok iyisin, çok iyi olacaksın gibi. Bayağı bana güvenen bir insan. Sen yaparsın, işte makineleri falan aldım demiştim ya. İşte internetten sipariş ettim. Kurmayı bile bilmiyorum işte. Baka baka oradan buradan. İşte sen yaparsın falan. Dedim yenge yapacağım falan. Hani bunun belli şeyleri var. Atıyorum
tavuk göğsünde çalışıyorsun. Muz kabuğunun üstünde çalışıyorsun. Sonuçta alır almaz bir insanın üstünde bir şey denemek çok sıkıntılı. Çünkü nasıl bir işlem uygulayacağınızı, hangi iğneyi kullanmanız gerektiği, kişinin ten rengine göre mesela siyahın tonları var. Hangi siyah, hangi kişide daha güzel durur. Bunu da ayırt etmeniz gerekiyor. Yani belli bir seviyeye gelmeniz lazım. Şimdi ilk baştan da birine ilk yaptığınız kişi çok heyecanlı oluyor insan. Yengem de sağ olsun çok bana yardımcı oldu o konuda. Ben sana güveniyorum, yaparsın, yaparsın. Öyle bir gaza getirdi beni. Ben öyle başladım. Hani nasıl oldu ilk... peki? Kötü olmadı, güzel oldu. Biraz sadece dermis tabakasının altına inmişim iğne. Yani o iğne ayarını yapmayı bilmediğim için belli bir katmanda, yani derinin belli bir seviye altına inmesi lazım. Pigmentleri boyaması için iğnenin. Volt ayarı ve iğne ayarı çok önemli. Zaten bunu profesyonel bir sanatçı o kişiye göre, yapacağı dövmeye göre ayarlayabiliyor. Tabii ben o zaman bilmediğim için. Yengem de demek ki bayağı acı işi yüksekmiş ki. Yani biraz derin yapmışım çünkü yayıldı belli bir süre sonra. Dermis dokusunun altına indiği zaman, çünkü boy altta biraz yayma yapar. Yani attığınız ince hat o incelikte kalmıyor. Sağ olsun öyle başladım yani, ilk dövmem oydu. Sonradan tabii düzelttim onu, üstünden geçip renklendirdik falan ama. Bilme, düzeltilebiliyor. Tabii bana bir cesaret verdi yani. Güzel de bir anı olmuş. Peki hiç kendinize uygulama yapabildiniz mi? Kendime uygulama ben yapmadım, düşünmüyorum da. Çünkü çok iyi sanatçılar var. Gerçekten dövme yaptırmak istediğim, bu vesileyle tanışmak istediğim kişiler var. Kendinize dövme biraz zor yapmak. Hani en fazla bacaklarınızla falan yapabilirsiniz. Çünkü bir elinizle deriyi gerip diğer elinizle makineyi tutma kontrolünü almak zorundasınız. Hani diz kapaklarını, bacak çevrelerini falan maksimum. O taraflarda taşımak istediğim şu an bir dövme yok. Zaten bir tane dövmem var, tek bir dövme. Biraz temkinli gidiyorum o konuda. Bilirsiniz bu mesleği yapanlar da genelde gırtlağına kadar doldur. Her taraf elleri, ayakları, yüzleri. O bana biraz şey geliyor, fazla geliyor. Hı hı. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler var. İnsan aklına çok hayal gücüyle olduğu için ne hayal ederseniz onunla ilgili bir şey yaparsınız. Biraz temkinli ilerliyorum o konuda, öyle söyleyeyim. Kendimi şu an için düşünmüyorum öyle bir şey yapmak. Aklıma da gelmedi yani. Evet. Peki bir de şöyle bir şey var değil mi? Hı. Dövme bir virüs gibi. İnsanın hastalık. Değil mi? Hastalık. Hastalık. İçine girdikten sonra, evet, bunu taşıdıktan sonra bedeninizde mutlak surette bedeninizin birkaç yerinde daha olsun istiyorsunuz. Tamam. Ve sonu yok değil mi? Yani yok. Kendini durdurmak bu konuda gerçekten zor. Ha nasıl olur? İstediğiniz şey istediğiniz gibi olmazsa bu bir kere dövmeden soğutuyor kişiyi, ama istediğiniz şey iyi bir sanatçının elinden geçmişse ve istediğiniz gibi yapılmış, sizin de hoşunuza gitmişse gerçekten devamı geliyor. Çünkü belli bir yerden sonra insan bir ikinci istiyor, aklına başka bir şey geliyor. Bir yerden sonra belki ondan sıkılıyor, bilmiyorum. Şahsen dediğim gibi ben düşünmüyorum hani, ama bir dövmem var. Temkinli, çok aşırı derecede istekliyim bu konuda. Bir şeyler yaptırmam lazım. Tutamıyorum artık. Gerçekten öyle bir şey var yani. Bu hastalık, tek bir dövme yaptırım bırakırım diye bir şey yok. Yani. Yok. Ben görmedim. Şey. Evet, gerçekten de öyle. Bunu yaşayanlardan biri olarak yani. Evet, bunu kesinlikle kabul ediyorum. Az önce de söylediğiniz gibi hem hayalleriniz hem hayatınız boyunca beraber yaşamak istediğiniz her şeyi insanın kendi vücudunda görebilmesi, taşıyabilmesi, tabii, de çok büyük bir ayrıcalık. Ama dövme yapılabilmesi için uygun şartlardan da bahsederseniz. Tabii. Çünkü maalesef ülkemizde ve birçok ülkede dövme çok sevilmekle, uygulaması çok sıkça yapılmakla birlikte yanlış uygulamalar, tabii, doğru ortamların olmaması yanlış sonuçlara da sebebiyet veriyor. Bu konudaki düşüncelerinizi de almak istiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Dövme sektörü, ya dediğim gibi çok eski değilim ama araştırdığım kadarıyla, evet, eskiden dediğiniz gibi sterilizasyon biraz kötü şartlardaymış, öyle söyleyeyim. Şimdi artık öyle bir durum yok. Niye? Seri üretim diye bir şey var. Eskiden iğneleri kendileri lehimliyorlarmış. Mesela kişi saatlerce uğraşıp bir iğne yapıyormuş. Mesela onu da bir kişi de kullanıp başka o tarz bir şeyden bahsedecek olursak, evet, oluyormuş ama şimdi sterilizasyon daha rahat. Niye? Stüdyolar çok dikkat ediyor. Denetimler oluyor biliyorsunuz. Onun dışında iğneler steril paketlerde kişiye özel şekilde geliyor. Boyalar aynı şekilde yurt dışından sipariş ediliyor. Artık bunlar daha kolay. Sipariş edip getirmek, götürmek biliyorsunuz daha rahat bir hale geldi. Yani kişi sadece şuna dikkat etmeli. Dövme sanatçısını iyi seçmesi lazım. Sonuçta bir şey yaptıracaksanız nasıl bir şey alırken ya da
nasıl söyleyeyim, iyi araştırma yaparak bir şeye karar verirsiniz. Dövme de aynı şekilde iyi bir araştırma, iyi bir sanatçıyla karşılaşırsanız stüdyoyu biraz araştırırsınız. Ortamı zaten görüyorsunuz. Ondan öncesinde boyaların markalarını sorup araştırabilirler. Dövme iğnelerini zaten kişinin yanında açılıyor her şey. Dediğim gibi kişinin vücuduna temas eden her şey tek kullanımlıktır ve onun yanında açılır. Hani ondan yana kişinin ufak bir araştırma yapması yeterli olur. Yeterli şu an için, evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel, kıymetli bilgileri büyük bir samimiyetle bizlerle, izleyicilerimizle paylaştığınız için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ankara'dan dövme sanatçısı Sayın Eser Kuşar'ı ağırladık. Hoşçakalın.